Güzel bir günden herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arka planım artık değişti. O yüzden bugün sizlerle beraber mutfağımızı nasıl yeniledik, onunla ilgili bir video çekmeye karar verdik. Hatta video bitti. Ben de bunu son aşama olarak çekip hemen yükleyip sizlerle buluşturacağım videoyu. Şimdi mutfağımızı nasıl yeniledik, nasıl karar verdik? Öncelikle bizim için biraz zor bir süreçti. Hatta cesaret edemiyorduk. Mutfağımızı yenilemek istiyorduk ama dediğim gibi cesaret edemiyorduk. Sonra hazır bu karantina döneminde evdeyiz diye biraz gaza gelip boyaları söyleyip mutfağı boyamaya karar verdik. Ve ortaya gerçekten böyle bir görüntü çıkacağını hiç tahmin etmiyorduk. Ama sonucu çok güzel oldu. O yüzden sizlere de tavsiye ederim. Videonun içinde bahsetmediğim birkaç şey vardı sanki. Her katı boyadıktan sonra 24 saat beklemeyi unutmuyoruz. Yani bunu yine alta da yazacağım ama ben yine de başında söylemek istedim. Biz 3 kat boyadık. 3 katlı da 24 saat bekleyip en sonunda tekrar vernik attık. Vernik ve boya arasında da 24 saat bekledik. Çünkü boyanın dolaba oturması gerekiyor. O yüzden 24 saat beklerseniz siz de daha iyi bir sonuç alabilirsiniz. Yani bakalım nasıl olmuş? Beğenirseniz, bunu başta söylemeyecektim ama olsun, sizinle de videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, işte açıklama kısmını da eğer böyle bir işe kalkışacaksanız açıklama kısmını da okumadan başlamamanızı tavsiye ediyorum. O zaman videoya geçelim. Videonun başında kullandığımız boyaları size böyle göstermek istedim. Sadece yarım at vernik yerine kalın sırlı vernik kullandık. İşe eski mutfağımızı göstererek başlamak istedim. Aslında burada tek püf nokta cesaret edebilmek. Daha sonra gerisi kendiliğinden gelecek zaten. Biz başladığımızda mutfağımız bu şekildeydi ve sonrasında geldiğimiz noktayı videonun sonunda siz de göreceksiniz. Burada hep emek var ama önemli olan önce cesaret edip başlamak. Haydi şimdi aşamaları izleyelim. Boya yaparken ilk kat çok önemlidir. Bu yüzden ilk katı yaparken çok bastırmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda fırça başlığının dönüyor olması daha rahat boya yapmanıza yardımcı olabilir. Dolap kenarlarının çerçeveli olması boyama yaparken biraz sizi zorlayabilir. Bu yüzden büyük fırçanın yanında küçük fırça bulundurursanız kenarlarını rahatlıkla geçebilirsiniz. İlk katımız bitti. Alt dolaplar koyu renk olduğu için ilk katta bile yetti. Ancak ikinci katı da geçmek istiyoruz. Bu arada iki kat arasında 24 saat beklemeniz sizin için yeterli olacaktır. Biz yeni kulp almayarak kulpları boyamayı tercih ettik. Siz kendi tercihinize göre bakabilirsiniz. Boya yaparken kullandığım malzemeleri ve boyaları açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bilgi sahibi olabilirsiniz. Salonda duran böyle bir sehpamız vardı. Hazır gri boyamız artınca bunu da bu şekilde değerlendirmek istedik. Yarım at vernik yerine su bazlı kalın sır vernik tercih ettik. Çünkü dolaplarımızın çok da parlak olmasını istemiyoruz.
Siz de parlak dolap istemezseniz kalın sır verniği tercih edebilirsiniz. Vernik işlemini de uygularken aynı 3. katta yaptığımız gibi fırçamızı ya yukarıdan aşağıya doğru ya da sağdan sola doğru sürekli olarak aynı yöne uygularsak dalgalandırmaları en aza indirmiş oluruz. Dolap kurtlarımızı takarak vernik işlemimizi tekrar üstüne uyguladık. Ve mutfak dolaplarımız hazır. Gördüğünüz gibi beyaz ve antrasitin uyumu gerçekten mutfağımızı hem daha yeni hem daha güzel ve daha ferah gösterdi. Sizler de uygulamaktan gerçekten çekinmeyin. Sadece cesaret etmeniz yeterli. Tezgah üstündeki malzemeleri görmezseniz çok sevinirim. Aynı şekilde boyama işlemini gerçekleştirdiğim dolabım da yerini aldı. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı, aynı zamanda denediğiniz fikirlerden yorumlarda bahsetmeyi sakın unutmayın. Hoşça kalın, benimle kalın.